Merhaba dostlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Dunkin Donuts'a geldik. Dunkin Donuts Amerika'da en büyük firmalardan bir tanesi daha, yani kahve sektörü açısından. Starbucks'ta rekabet içerisinde olan büyük bir firma. Dunkin Donuts'ın kahvelerini mesela ben daha çok seviyorum. Ve buranın seveni de bir fazla. Starbucks'ın kahvesi bana ağır geliyor ama chai tea latte'si daha güzel. Buranın chai tea latte'si biraz daha az, daha güzel ama kahvesi bakımından çok güzel. Şimdi Starbucks'ın yanı sıra Dunkin Donuts'ta fiyatlar nelermiş? Dunkin Donuts'ta bir de burayı pastane olarak kullanıyorlar dostlar. Yani şöyle pastane, yaş pasta gibi düşünmeyelim. Burada küçük küçük aperatif tatlılar var. Donut diyorlar bunlara. Üzerinde çilek aroması koyuyorlar. Buna çilekli donut. Muz aroması koyuyorlar. Muzlu, glazed, şekerli falan filan böyle. Çok yüksek şekere sahip zaten. Bizim damak tadımıza uymuyor. Ama yine de tavsiye isterseniz Dunkin Donuts'ta alacağınız glazed var arkadaşlar. Glazed tam bizlik. Şekersiz bir kahvenin yanında çok güzel oluyor. Bunu da not olarak ekleyebilirsiniz. Şimdi biz içeriye geçelim. Şöyle hemen size göstermek istiyorum. Böyle model model, orijinal blend. Dunkin's Safe mesela var. Burada ground coffee var. Öğütülmüşü var, öğütülmemişi var. Tamamıyla büyük kahve çekirdeklerinde şöyle 9 dolara satın alabiliyorsunuz. 3 paket alırsan da 19 dolar. Yani 20 dolara satın oluyor 3 tanesi. Şöyle ben size hemen içerideki kahve fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Şöyle görüldüğü gibi klasik kahvemiz küçük boyu 1,5 dolar. Orta boyu 2 dolar. En büyük boyu da 2 dolar 30 sent arkadaşlar. Burada fiyatlar Starbucks'a göre daha ucuz. Bütün fiyatları siz de zaten görebiliyorsunuz umarım. Durdurup da incelersiniz. Yani çeşit çeşit kahvelerin hepsi burada fiyatı mevcut. Aynı zamanda şöyle chai tea latte'lerin de fiyatlarına bakabilirsiniz. Burada onlar da çok uygun. Small 2 dolar chai tea latte. Orta boyu 2,5 dolar arkadaşlar. Venti size da 3 dolar 19 sent. Fiyatlar acayip derecede uygun. Amerika'da bile Starbucks'a göre çok uygun. Dostlar burada tostlar, sabah kahvaltısı olarak da çok ünlü burası. Sabah kahvaltısına çok geliyorlar. Şöyle görüyorsunuz fiyatları sizde. Yani fiyatlar gerçekten çok muazzam derecede ucuz. Amerika'da bile Starbucks'ta kahveler 5 dolar. Hani en büyük venti size'ını falan alırsan 5 dolar 80 sent ödüyorsun. Chai tea latte olarak bakalım. Burada chai tea latte'nin en büyüğü de 4 dolar. Hatta 3,5 dolar ama vergiyle 4 dolar diyelim yaklaşık olarak. 2 dolarlık bir indirim var. Kahveleri Starbucks'a göre daha güzel. Yani fiyatından ziyade gerçekten buranın kahvesi daha yumuşak. Ben çok seviyorum. O yüzden her zaman kahve içeceksem Dunkin Donuts'tan içiyorum. Chai tea latte tarzını da Starbucks'tan içiyorum. Şimdi bir tane sipariş verelim bakalım ben kaç dolar ödeyeceğim. Bununla beraber bir videomuzun içeriğini oluşturmuş olduk. Donut fiyatlarından bahsedeyim arkadaşlar. Buradaki donutların her biri 1 dolar. Glazed'leri en güzeli mesela ama burada bunları sizin yiyebilmeniz bence mümkün değil. Çünkü acayip derecede şeker oranı çok yüksek. Yani alışamıyorsunuz. Bizim damak lezzetimize hiç uymuyor. Ama en hafifini isterseniz de glazed derseniz en hafifi. Hafif böyle limon aroması geliyor. Ve güzel kahvenizi şekersiz alıyorsanız onun yanında çok güzel içiliyor. Ondan da bahsedeyim size hemen. Donut olarak da burada çeşitli paketleri var. Büyük 12'li paketini 9 dolara satın alabiliyorsunuz. Öyle bir indirimleri de var. Dunkin Donuts gerçekten kahve bakımından çok güzel. Evet hemen örneğe de denk geldi. Bakın önümdeki müşteri bir paket 9 dolarlık olan paketi doldurtturuyor. Görüyorsunuz. Böyle çeşit çeşit her birinden birer tane, ikişer tane koyduruyorsunuz. Aynı bizde baklavalı gibi. Böyle paketi de görüyoruz. Sıra bizde, ben de siparişimi vereyim. Hello, can I get a hot coffee medium size, 2 cream, 1 caramel? Yeah, that's all. Thank you. Şu şekilde ödemesini yapalım. Şurası hemen donutların olduğu bölüm. Fişimizi de alalım. Thank you ma'am. Have a great day. Evet dostlar, şimdi kahvemizi aldık. Hemen fiyatımıza hep beraber bakalım. Evet dostlar, bir orta boy kahvemizin fiyatı yaklaşık olarak 2 dolar 13 sent. Yani 1.99'a satılıyor. 14 sent vergi var. 2 dolara bu kahveye sahip olabiliyorsunuz. Dunkin Donuts'ın olduğu muhit hemen benim evime çok yakın olan bir yerdi. O yüzden kahveyi almışken şöyle oralarda oturmasını sevmiyorum biliyorsunuz. Ben de size manzara eşliğinde şöyle muhabbet esnasında kahve fiyatından ve size çok güzel bir özellikten daha bahsedeceğim. Starbucks videomda bundan bahsetmiştim. Ama şöyle bir duruma açıklık getirmek istiyorum. Şimdi Dunkin Donuts'ta fiyatlar gördüğünüz gibi 2 dolara satın alabiliyoruz. 2 dolarlık bir kahve içeceğiz.
Ve parasal bir video çektiğim zaman size her zaman açıklık getiriyorum. Günlük minimum 120 dolar kazanabiliyorsunuz. Böyle nasıl kazanılır diye yeniden kanalıma gelenler ve takip etmeyenler varsa şuralardan bir yerlerden videolarıma geçebilirsiniz. Açılacak. Orada size günlük ne kadar para kazanıldığını, minimum 120 dolar kazandığım bir video ve maksimum da şu ana kadar çekmiş olduğum videolar içerisinde 170 dolarlık videom mevcut yayında. Buna da ulaşabilirsiniz. Ve 170 dolar, 150 dolar, 120 dolar para kazandığınız zaman alacağınız günlük kahve 2 dolar. Şimdi diyelim 2 dolar ben parada vermek istemiyorum. Starbucks videomda buna size açıklık getirdim. Panera Bread var arkadaşlar. Bunu yine belirtiyorum şu anda. Panera Bread'in aylık abonelik ücreti var 9 dolar. 9 doları ödediğiniz takdirde size sınırsız kahve içme, sınırsız çay içme özelliği veriyor. Yani bir sizi online olarak artık bünyesine membership yapıyor. Bu sayede de ücretsiz olarak her gün bir tane bardak alma şartı var. Yani her gün bir tane bardak alabiliyorsunuz. Yani ikinci bir bardağı satın alamaz. Yani ücretsiz alamazsınız. Aynı bardağı atmazsanız da her iki saatte bir yeniden doldurabilirsiniz herhangi bir Panera Bread'te. Yani size en yakın olan Panera Bread'e gidip ücretsiz olarak içeceğinizi alabiliyorsunuz. Eğer ben aylık 9 dolar da ödemek istemiyorum diyorsan da Panera Bread'in ilk üyelerine özel 1 ay ile 3 aylık arasında bazı dönemler 1 ay bazı dönemler 3 aylık ücretsiz bu hizmetten yararlandırıyor. Yeni bir e-mail adresi açarak her defasında yeniden üye olup bu şekilde de hizmeti sınırsız devam ettirebilirsiniz. Bence bunlar gereksiz. 9 dolar çok cüzi, çok ucuz bir rakam. Hatta para bile değil. Düşünsenize şunu ben her gün içiyorum zaten. 2 dolar buna her gün verdiğim zaman 4 günde Panera Bread'in 1 aylık abonelik ücretini karşılamış oluyorum ve sınırsız kahve içme, çay içme özelliğine sahip olmuş oluyorum. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu tarz videolara devam edeceğiz. Amerika'da birçok daha içerik üretebiliriz. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.